çağrı cihazı 1990'larda ve 2000'lerin başında aktif olarak kullanıldı. Biz de hatırlıyoruz, ben de hatırlıyorum. Özellikle hastanelerde, acil servislerde, <laughs> evde işte hastasını o anda ameliyat etmiş ve eve gitmiş fakat herhangi bir nedenle acil haber gelebilecek tıp personelinde, doktorlarda sık sık kullanılırdı ve bazı güvenlik personelinde vardı. Neden? Çünkü o zaman cep telefonu yaygın değildi. Dolayısıyla çağrı cihazına hastaneden gelen herhangi bir uyarıyla hemen oradaki doktor evinde giyinip hemen intikal ediyor ve duruma tekrar el koyarak bir kritik durum varsa onu kontrol altına alma çalışıyor. Güvenlik personelinde de vardı bu. Çeşitli haberleşme sisteminde de vardı. Çağrı cihazı o yüzden sinyalle çalışıyor. Kısa mesajlar veriyor. E, sinyalle çalışmasının özelliği şudur, çağrı cihazında bir kod var, hı hı. o kod karşıda da tanımlanmış. Dolayısıyla siz beni aradığınızda o kodtan yani bana mesaj geldiğinde bana geliyor, bana tanımlı olduğu hı hı. için. Ya titreşimle ya da bir ses çıkarıyor, ikaz ediyor, ona bakıyorsunuz, ona göre hareket ediyorsunuz. Böyle pratik. Ama neden? E çünkü akıllı telefon yoktu. Cep telefonu hiç yaygınlaşmamıştı, hatta çıkmamıştı daha cep telefonu 1990'ların başında. Bugün de tabii akıllı telefonlar çok yaygınlaştı. Ve şu anda dünyada bulunan devlet dışı organizasyonlar dediğimiz veya terör örgütü olarak tanımlanmış örgütler dediğimiz, niye söylediğimi biraz sonra ben açıklayacağım bunu. Mesela El-Kaide, IŞİD gibi, PKK terör örgütü gibi. Bunların elinde artık modern akıllı telefon dediğimiz sistemler var. Ama bu sistemleri ne yapıyorlar onlar? Herhangi bir toplantı yaptığında, bir yerde bir konuştu, onu Kapatıyorlar. Emniyetli olması için de bataryayı da çıkarıyorlar. Hı. Çünkü batarya olduğu zaman o akıllı telefon yine isteyen ulaşabiliyor. Dolayısıyla çıkarıyorlar onu. Böyle engelleniyor. Ama geldiğimiz aşamada birkaç ülke vardır. Bu elektronik keşif ve gözetleme sistemi, buna biz elektronik savaş sistemi diyoruz. Çok gelişmiştir. Bu en fazla gelişen ülke İsrail ve ABD'dir. Hatta bazı elektronik savaş sistemleri İsrail'in ABD'den de gelişmiştir. Hı. Evet, bunu bildiğim için söylüyorum. Çünkü 2000'li yıllarda eee ben Genelkurmay'da Tatbikat Şube Müdürüyken o İsrail'le o zaman ilişkiler bozulmamıştı. Tatbikatlar yapardı. Silahlı kuvvetler ve bazı NATO ülkeleri de yapardı neden? Oradaki biz tecrübeyi, deneyimi ve oradaki gelişimi e, anlamak için yapılır o. Dolayısıyla geliş çok gelişmiştir yani İsrail. Hı hı. ABD'de de gelişmiştir. İngiltere'de gelişmiştir. Almanya'da kısmen gelişmiştir. Ama hı hı. Fazla da gelişen çok da ülke yok. yok. Şimdi buna ne diyoruz biz? Bunun adını koyalım. Yani geldiğimiz çağda değerli izleyenlere rahat anlatabilmek için adını koyalım. Nedir bu? Yani çağrı cihazına bir patlayıcı 30-40 ama bazı e, ajanslar veya bazı ben okudum hı hı. İsrail kaynaklarını yaklaşık 20 grama kadar da indirenler var hı. bu patlayıcı. Çünkü 40-50 gram olunca oldukça bir ağırlık durumu var onun için Önemli değil. 20 ile 40 gram diyelim. Hı hı. Ama adını koyalım. Nedir bu? Şimdi İsrail kiminle savaşta? Hizbullah'la savaşta. Lübnan'ın güneyinde. Kiminle savaşta? Hamas'la savaşta. Savaşta kullanılan bir sistem bu. Yani barış şartlarında ben herhangi bir nokta operasyonu nokta istihbaratına dayalı nokta operasyonuna dayalı işte lider kadro, 3-4 tane lider kadro yönelik değil bu. Tabii. Bu savaş. Bunun adına ne diyoruz biz? Siber savaş diyoruz. Evet. Yani şu andaki bulunduğumuz 2004 yılında savaş literatüründeki ismi siber savaştır. Peki siber savaş tek başına bir savaş mı? Hayır. Peki bu hangi savaşın içinde bir halkadır? Bu siber savaşın içinde ne var? Akıllı telefonları da köreltmek var. Başka hacklemek var bütün sisteminizi örnek veriyorum İsrail e, diyelim ki eğer bir sistemi varsa Hizbullah'ın veya savaştığı Suriye'nin veya Hamas'ın bir komuta kontrol sistemi varsa, bilgisayar kullanıyorsa, bir istihbarat, bir sistemi varsa onu köreltme imkan ve kabiliyetine sahip. Yani ne diyoruz biz? Sivil literatürde hekleme diyoruz. <laughs> hackleme, köreltme. Birkaç Şimdi, cümle alayım, bir virgül koyacağım. Evet, tamam. Şimdi bunun adı siber savaş. Peki neyin içinde? Beşinci nesil savaş mı? Artık savaşın çehresi değişti. Neden değişti? Eskiden tüfek vardı, top vardı, atış yapardı. Düşman orada, dost burada. <laughs> Ama 2. Dünya Savaşı'nda üçüncü nesil oldu. Ne oldu? Nükleer silahlar da girdi. Kitle imha silahı. Sonra 2. Dünya Savaşı'ndan 2000'lere, 90'lara kadar 4. nesil oldu. Daha gelişmiş sistemler oldu. Fakat 2000'lerden bugüne veya özellikle 2010'larda Suriye'de ve şu anda Ukrayna'da zirvesi yaşanan 5. nesil var. Burada 5. nesilde ne var? Siber savaş var. Savaş alanında. Terör örgütleri var. Ee, özel askeri şirketler var. Bunlar eskiden yoktu. Başka ne var? Kıyamet ee, savaşları. Uzay savaşı var. İşte bu siber savaş. Şimdi siber savaşta kim kuvvetliyse gerçekten geldiğimiz çağda yani örnek veriyorum <laughs> İsrail herhangi bir ülkeyle Suriye ile <laughs> İran'la savaşa girecekse <laughs> ve girme aşamasına gerginliği tırmandırma veya ilk hazırlıkta İran'ın veya Suriye'nin füze atma, roket atma veya Askeri sistemdeki o yukarıdan aşağıya gelen emir verme yani iletişim sistemini köreltme yeteneğine sahipse yaparsa savaşı kazanır. Siber savaş Çok o kadar oldu. önemli. Bu işte siber savaşın bir parçası. Bunun amacı sadece Hizbullah'a bir mesaj değildir. İsrail Dünyaya da bir mesaj. Aa, İsrail şunu diyor. Ben sizi istediğim yerde, istediğim zamanda yaptığınız her hareketi izleme yeteneğim var. Hı, hı dikkat edin diyor. Ya yani bunu Amerika'dan benimle, da benimle, benimle, benimle Sakın bir savaş durumuna girmeyin diyor. Sadece İslullah'a demiyor. Tabii. Bütün dünyaya değil de kendisinin artık Nereye hasım olarak, o Amerika hariç, hasım hariç hasım olarak belirlediği ülkelere diyor diyebiliriz. Yani bu Amerika hariç herkes muhatabı. Tabii mesela düşünün bir ülkenin bir banka sistemlerinin tüm hı hı. finans sistemlerinin bir anda hacklenmesini bir ülkenin düşünün. Tabii. Ya örnek veriyorum bir iki gün. Sherlock dizisinde evet. öyle bir öyle bir bölüm vardı. Evet. Şimdi diziyi gerçek hayatta yaşıyoruz hakikaten. Evet. Şimdi.